Acılarda aklına tek gelen şey dürüstlük ve doğruluktur. Ölümüne seviyor acılar. İnsanları davet eder misiniz peki? Aba o misafir bizim baş tacımız hiç. İlçemizde yapılan pastırma ve sucuğun tadı hiçbir yerde yoktur. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Hacılar'dayız ve vatandaşlara, insanlar Hacılar'a neden gelmeli, burada nereleri gezebilirler diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hacılar deyince aklımıza ne gelmeli ve buraya gelen biri nereleri gezebilir? Hacılar deyince valla övünmek gibi olmasın da bizim insanımız gerçekten çok sıcakkanlıdır. Misafirperverdir. Buraya niye gelmeli? En azından soğuk suyunu bile, lezzetli suyunu bile içmek için bile olsa gelmelisiniz, öyle söyleyebilirim. Geldiğiniz zaman emin olun ki pişman olmazsınız. Biliyorsunuz Erciyes'in tam eteklerinde denilecek yerde yaşıyoruz. Tamam bazen kışın çilesi, soğuğu falan zor oluyor ama güzel ilçemiz. Dediğim gibi yani sizi pişman etmez. İnsanlar sıcakkanlıdır. Yani birisinin kapısını çalsanız da ben açım, ben susuzum veya misafir alır mısınız deseniz emin olun mutlaka birisi sizi kabul eder. Reddolunmazsınız yani. Peki burada neler yenebilir? Oo, bu güzel soru. Bizim ilçemizde yapılan pastırma ve sucuğun tadı hiçbir yerde yoktur. Tamam ünlü firmalar da var ama gerçekten samimi söylüyorum. Şurada hemen gördüğünüz gibi meydanda ünlü kasaplarımız var. Oraların sucuğu lezzeti hiçbir yerde yoktur. Yani emin olun buna. Siz seviyorsunuz Hacıları o zaman. Seviyoruz tabii ki. Niye sevmeyelim? Temiz havası, sıcakkanlı insanları. Dediğim gibi soğuğu tamam illaki ama gençler tabii ki biraz kaldıramıyor. Çünkü gelecek nesil, bizden daha sonrakiler şey diyorlar işte aman burada da yaşanır mı, burada da şöyle mi? O çünkü her gencin düşüncesi öyledir. Onlar da eminim bir gün mutlaka kıymetini anlarlar yani. Peki siz insanları buraya davet eder misiniz gezip görmeleri için? Ederiz. Buyursunlar, gelsinler, niye etmeyelim? Siz de deyin ki neye edersiniz? Yani neden gelsin? Gelsinler çünkü bizim ilçemizde hani tamam belki bir işte nasıl diyeyim mesire alanlarımız yapılıyor artık çok güzel Kızıltepe'de şimdi orası inşallah faaliyete geçtiğinde çok daha güzel olacak. Oralara geldiklerinde inşallah ağız tadıyla böyle temiz hava eşliğinde pikniklerini yaparlar giderler diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş öyle şeylere çok da ihtiyaç vardı, çok da güzel oldu, başkanımız sağ olsun orayı faaliyete geçirirse bu yaz inşallah çok güzel olur. Hacılar deyince aklımıza bağlarımız gelmeli. Bol bol bizim yeşillik alanımız çok. Yani gezilebilecek alan da çok. Hacılar dendiği zaman akla bağ, bahçe, dağlarımız, pınarımız var. Onlar gelmeli yani. Peki burada nereler gezilir? Burada nereler gezilir? Göller Dağı var. Böyle çok derelerin aktığı, yaylaların olduğu. Şu anda da bir orada... Gölün etrafına da belediyemiz bank koymuş. Oralar gezilebilir. Kızıltepe mesire alanı yapıyorlar. İnşallah biterse orası da gezilebilir. Ya bu kadar. Peki burada neler yenebilir? Burada neler yenilebilir? Ya bizim sucuğumuz meşhur. %100 doğal, katkısız. Biz ekseriye çiğ tüketiriz. Yani bizim sucuğumuz yenilebilir. Giraburu var. Hacılara özgü. Suyu çok faydalı böbrekler için. Onun dışında yağlanmamız var ama yağlama Kayseri'ye de özgü. Bunları sayabilirim. Hacılar'da ilk aklımıza gelen yer Erciyes. Erciyes eteklerine kurulu olan bir ilçemiz. 1991 yılında kurulan bir ilçemiz. İlk aklımıza gelen Erciyes'imiz ve bağlarımız, beğendik bağlarımız olarak geliyor. Biraz da tabii ki arıcılıkla ilgili uğraşanlar var. Hayvancılıkla ilgili uğraşan arkadaşlarımız, dostlarımız var. İlk aklımıza gelen şeyler bunlar. Tabii ki pastırmacılık da biraz ilerlemeye başladı Hacılar'da. İlk aklımıza gelen şeyler bunlar. Buraya gelenler nereleri gezmeli? Buraya gelenler üzülerek de söyleyeyim sadece herhalde Erciyes'e gitmeli. Bir de bağlarımız var. İşte piknik alanlarımız çok gözükmese de bağlarımız var. Buralar, bu iki yeri söyleyebilirim. Hacılar deyince aklımıza ne gelmeli? Ne gelmeli? İş adamları gelmeli. Sanayici. Peki burada nereler gezilir? Nasıl anlamadım? Buraya gelen birisi burada nereleri gezebilir? Havası yeter buranın, Erciyes'i, bağlarımızı, havası yeter. Siz seviyor musunuz Hacıları? Tabii, tabii. Ölümüne seviyor Hacılar. İnsanları davet eder misiniz peki? Aba o misafir bizim baş tacımız hiç. Ne söylersiniz onlara? Ne söyleriz? Hoş geldin Dirik efendim, ne bileyim. Davet edin de. Edek davet edek size, buyurun. Söyleyin.
Ne yani söyleyeyim? Bizi izleyenleri davet edin. Aynen. Ha tamam, aynen izler. Buyursunlar, gelsinler. Teşekkür ederim. Herkes kabul eder burada. Bu Hacdallı mı? Herkes bir misafir kabul eder. Her şey yaşa gider. Öyle olaraktan düşünüyorum ben. Başka kırlarımız çok. Daha tepeye gezmeye giderler. Piknik yapmaya başka bilmiyorum ki ben. Peki burada ne yiyebilirler? Buraya özgü bir şey var mı? Buranın yaprağı şeyi, mantısı var. Haşlama böreği var. Bunları çok severler. Seviyor musunuz? Tabii severek yaparık. Hacıları seviyor musunuz? Hacıları da seviyor. Mangal yapmayı çok sever Hacılarımız. Piknik yapmayı çok severler. Gezerek de yaparak gerçekten de. Peki insanları buraya davet eder misiniz? Gideriz. Çok severek biz. Hacılarla misafiri çok sever. Sağlık ocağına gelen olduğu zaman, imam yeniden geldiği zaman değişip de imamları, buna benzer doktor geldiği zaman biz hemen merhabalaşıp onunla diyalog kurmayı çok severek. Hacılarda aklına tek gelen şey dürüstlük ve doğruluktur. Buraya gelen bir vatandaş nereleri gezebilir? Erciyes'i gezebilir. Bağ bahçeleri gezebilir. Genelde bu. Peki ne yiyebilir? Buraya özgü bir şey var mı? Buraya özgü mantımız, sucuğumuz, karınciğerimiz. Seviyor musunuz hacıları? Sevdiğimiz için yaşıyoruz. İnsanları davet eder misiniz? Her zaman için. Ne söylersiniz onlara? Her zaman buyurun deriz. Yemek, aş, iş, her şeyimiz beraber birlikteyiz. Hacılar deyince burada havası meşhur. Ne diyeyim yani? Nereler gezilir burada? Efendim? Burada nereler gezilir? Burada her taraf manzara, burada her taraf gezilir. Erciyes mesela, Tekir, Tekir yaylamız var, teleferiğimiz var, kayak merkezimiz var. Peki burayı seviyor musunuz? Yani, tabii sevmez olur muyuz? Evet. Buraya insanları davet eder misiniz? Ederiz tabii, yetmeyelim. Ne söylersiniz, bir davet edelim. Mesela, hoş geldiniz, buyurun şeyimiz, kazağımız çok meşhur. Yerleşme alanımız güzel. Mesela bağımız, bahçemiz yazın havalı olur.